Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Beyza Nur'la birlikte öğrenciler ve teknoloji üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz Beyza Nur şu anda bir üniversite öğrencisi. Evet. Marmara Üniversitesi'nde miydi? Yok, hayır, ne alaka? Nişantaşı Üniversitesi'nde. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Beyza Nur'la birlikte teknoloji ve öğrenci arasındaki dengeyi biraz konuşacağız aslında. Biliyorsunuz Beyza Nur bir üniversite öğrencisi. Hangi üniversiteydi Beyza? Nişantaşı Üniversitesi. Marmara değil yani. Nişantaşı Üniversitesi'nde öğrenci. Şimdi Nişantaşı Üniversitesi deyince insanların aklına şu gelebilir ya, biraz hani parası var, zengin. Evet, ama yani hiç öyle bir... Ben de öyle bir çağrışım yapacağım. Bu arada tam güzel bir yere dokunduk aslında. Çünkü bizim okulumuz Neotech Kampüs olarak geçiyor. Yani hani böyle teknolojiyle iç içe olan bir kampüs olarak geçiyor. O yüzden bence cuk diye de oturdu şu an. Cuk diye oturdu. Evet, biliyorsunuz arkadaşlar, günümüzde artık teknolojiye ulaşmak eskisi kadar kolay değil. Aslında hiçbir şeye ulaşmak eskisi kadar kolay değil. Yani sebzenin kilosu bile 40 lira olmuş. Bunu da buraya eleştirmek istiyorum. Patates yemek gibi olmuş. Patates falan böyle bayağı pahalanmış her şey. Dolayısıyla teknoloji burada bir tık daha böyle erişilmez kalıyor sanki. Yeni çıkan telefonlara bakıyoruz. Yani giriş seviyesinde çıkan cihazlar bile 4000-5000 lira fiyat etiketine sahip. Ki böyle üst segment cihazları hiç söylemiyorum bile. Üst segmentteki telefonların fiyatları herhalde bir 25-30-35-40 gidiyor böyle arkadaşlar. Bak, önceden araba fiyatıydı ya, ama ben şimdi hatırlıyorum yani. Araba fiyatları da yerinde durmadığı için hala araba fiyatı yani. Şimdi bir Şahin almaya kalksanız arkadaşlar 40.000-30.000. 30.000'e yok artık herhalde 40-45 falan. Senin araban var mı Beyza? Yok. Neyse. Öğrenci, hani bazı öğrencilerin oluyor ya, o yüzden sordum. Belki vardır. Benim BMW alıyor. Kim BMW alıyor? Arabayla. Ay, hangi ben? Hayırdır? Metrobüs BMW ne? Mercedes. Mercedes miydi? Dolayısıyla şimdi otomobil fiyatları arttı. Otomobil fiyatları arttığı için teknoloji fiyatları da arttı. Yani ne bileyim, her şeyin fiyatı arttı aslında. Her şey. Yani biri görüyor, diğeri diyor ki ay ben de arttım. Şunu sormak istiyorum aslında. Evet. Hani biraz daha eskiye böyle kıyaslarsan, birkaç sene öncesine göre kıyaslarsan, teknolojiye ulaşması ne derece zorlaştı öğrencilerin? Teknoloji olarak kıyaslarsak, eğer laptop, tablet gibi bir şeyse aşırı zorlaştı. Yani böyle biraz daha bizden yetişkin insanlar bir eve bir arabaya çalışıyorsa, biz de öğrencilik hayatımız boyunca yani zaten para yetmiyor. Her şey, akbilin fiyatı bugün artmış falan, böyle çok sinirliyim. O yüzden yani çok zor. Para biriktirmek zaten zor. Çünkü cebinde kalmıyor. Dışarıya adım atıyorsun 50 lira gidiyor. 100 lira net gidiyor. O yüzden teknolojiye ulaşmak, eğer gerçekten ihtiyaçları varsa, çok zor. Evet, hepimizin elinde bir akıllı telefon var. Ama bizi ne kadar götürüyor? Mesela sende ne var? iPhone kullanan. Yeri gelmişken soralım hemen. iPhone 7 var bende. iPhone 7. Kaç ama ben şöyle bir şey yaptım. Kaç sene önce aldım? Valla YKS sınavından sonra 3 sene falan oldu ya. İyi kullanmışsın o zaman. Temiz kullanmışsın yani. Yani işte. İdare ettik. Ekran falan kırdın mı hiç? Kırdım. Değişti. Ama böyle o zaman bu telefonu 3000'e falan almıştım. Şu an hani, yine 3000 bu telefon. Şimdi evet, bu telefonun fiyatı... Hani daha şey inmesi gerekiyor ya, hala aynı. Ama şöyle bir şey var. Tabii şimdi arkadaşlar Apple özelinde konuşmayalım da, Apple zaten fiyatları artık abarttı, evet, biliyorsun evet. Sen. Yani şu anda, o zaman belki aldığında en iyi telefon buydu değil mi? Yani en iyi iPhone modeli. Evet, 7 Plus vardı. Yani şimdi bunun mukabili iPhone 13 Pro diyebiliriz yani. Çünkü bu vardı. Bir de Plus'ı vardı yanılmıyorsa. Dolayısıyla şimdi baktığımız zaman şu anda Pro almaya kalksan alabilir misin? Alamam. Yani YKS sınavına bu sene girmiş olsan, baban sana "Aa, güzel kızım, asla. Nişantaşı Üniversitesi'ni kazanmışsın, özel üniversite kazanmayı başarmışsın, bravo" asla diye bir telefon alsa. Asla. Almaz mı iPhone 11 Pro? Asla. Ben olsam ben de almam yani ama. Neden? Ya işte hak tabii ediyorum bence. Ha, evet, Nişantaşı Üniversitesi'ni kazandım. Yüzde kaç burslu? %100 bursluyum. %100 burslusun? Evet. Oo, bak şu anda utandık. Bu arada neyse, okulumu savunmayacağım. Evet. Yok, okulunu savunma da, ya da savuna da bilirsin de. kaçıncı olmuştun, hatırlıyor musun? Sınavdı mı? Hı-hı. Of, neden bunu burada açayım? %100 burslu deyince merak ettim ya. Ek tercihle girdim ben. 260 bindeydim. Ek tercih kendim derken kimse %100 bursu tercih etmemiş. Bir... Sonra... Ay gülme.
tercih etmişler. Ben yazarken yoktu. Sonra biri gitmemiş oraya. He, tercih etmiş ama gitmemiş. Gitmemiş. Evet, yani konu sapmasın çok fazla evet, teknolojiden. Evet. Teknolojiye gençlerin ulaşması kesinlikle çok zor. Tablet, ben tablet almıştım 4000 liraydı. Makul bir fiyat. Sen 4000 lira nasıl tablet ama aldın ya? Ama işte onun devamını söyleyeceğim. Kalemi falan da var. Ertesi gün 4,5, 5, 5,5 böyle arttı gitti yani. Benim şansıma zamlanmadan ki. Evet. Şey. Ertesi gün 4,5'tan sonra arttı. Bu arada Beyza'nın tableti de güzel arkadaşlar. Böyle kalemi falan var. Güzel kullanıyor. Samsung Tab 7. Tab 7 güzel yani gayet. Yok, hani işini de görüyor. Boyutu falan da iyi. Yani o tableti şimdi almaya kalksan kaç para, hiç baktın mı güncel fiyatlarına? 6500 lira. Yani 6500 lira. Şimdi üniversitede okuyan bir öğrenci için 6500 lira tablete vermek çok makul olmayabilir düşündüğümüz zaman ya. E şimdi bilgisayar almaya kalksanız arkadaşlar 6500 liraya bilgisayar da alamıyorsunuz. Evet. Hiçbir şey alamıyoruz yani. Ki. Yok yani biz gençlerin halini gerçekten eğer gençseniz anlarsınız. Yoksa anlamak o kadar zor ki. Yani öğrenci olup da şu anda teknolojiye erişmek çok da kolay değil diyorsun. Yani değil tabii yani ki. Yani bir işin olma ki zaten bu aralar hocalar ödevleri falan hep internetten verdi. Tamam, internete ulaşmak biraz kolay olabilir. Hepimizin elinde telefon var ama atıyorum eğer bir grafik tasarımcıysan o tablet sende olmak zorunda. Ya da bir program yazılımcıysan o bilgisayar sende olmak zorunda yani. Bunlar artık bir zorunluluk çünkü bunlar bizim mesleğimiz. Biz bunu tercih ettik. Ama tercihlerimizin önünü bu ekonomi yüzünden, seçemememiz yüzünden değiştirmememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani ben istiyorum mesela programcılık istiyorum ama biliyorum ki bana bilgisayar lazım olacak ama ben o bilgisayara erişemeyeceğim. O zaman diyeceğim ki ben başka bir şey olayım. O zaman Ayvan'a hemen verelim ekrana. Beyza'ya. Beyza'ya yardım attı. Buraya. Ya ben... Beyza bilgisayar alsın ve programcılığa başlasın. Yani bir aralar istiyordum ama. Artık istemiyorum. Hı. Artık yani okuyorum. Senin bölümün neydi ya? Ben sosyal hizmet okuyorum. Ha, sosyal hizmet. Sosyal hizmetlerden yazılıma mı geçmek istiyorsun? Ya ben geçmek istediğin bir bölüm var mı? Evet. Böyle hani engelleri kaldırsak sana teknoloji nimetlerini sonuna kadar seferber etsek geçmek istediğin yaşlı bölüme geçeyim evet, dediğin var mı? Sanırım radyo, televizyon, sinema gibi bir şey okumak isterdim. Hmm. Ha, benim mesela oda arkadaşım... O bir de bursun da gider muhtemelen. Evet. Benim mesela oda arkadaşım televizyon, sinema okuyor. Ödevleri var. Bilgisayardan bir şey televizyon, çekecekler. Televizyon, sinema ayrı. Radyo, televizyon ayrı değil mi? Evet. Radyo mu kaldı ya? Radyo kalmadı çok. Bir şey çekecek oluyorlar. Kamera alamıyor kız yani. Telefonla çeksin. Hayır ama onu da çekmesi gerekiyor. Ve telefonu da... Özür dilerim Seveda. Telefonu telefon güzel değil. Çok duydum. Radyo, televizyon, sinema okuyanlar kendi okulunun imkanlarını kullanabiliyorlar. Sizin okulda böyle bir şey yok mu? Kamera vermiyor mu mesela? Benim yani okulda değil. Başka bir okulda. Bence vardır. Başka benim bir okulda dedin değil. Hangi bir okul? İstanbul Üniversitesi sanırım. İstanbul Üniversitesi'nde yani... öğrencilerine kamera imkanı yok mu yani? Televizyon, sinema. Hayır falan. Vardır belki ama kendisi kullanmak istiyor. Yani sürekli okuldan kamera alamaz ki. Telefonu çok mu kötü ya? Benim mi? Senin değil, arkadaşın. Evet, telefonu çok kötü. Özür dilerim. Ama kötü ona yani. Ona bir yardım kampanyası başlatarak. Evet. Ya da sen telefonunu yani. Ona ver. Sana telefon veriyoruz, beğenmiyorsun Beyza. Ama ben iPhone seviyorum. Evet yani arkadaşlar şunu demeyin sakın. Ya bu garibana siz telefon vermiyor musunuz 3 senedir hani? Veriyoruz. Kendisi kabul etmiyor. Hatta son olarak bir Mi 11 Lite vermiştik. Evet, ama onu istemedi. Şimdi şu an mesela şey konuşuyorum. S21 kullanıyorum. Verdik. Güzel bu. Ona da mesela hattını takıp geçmiyor yani. Hala iPhone'da takılmaya devam ediyor. Bu şekilde bir tarzı var Beyza'nın da yani. Ama ya elim alıştı var. Ya. Hep iPhone kullanıyordum o yüzden. Neyse. O zaman toparlayalım arkadaşlar. Şimdi bir dakika şey diyecekler. Bir şey diyeceğim. Madem işte teknolojiye ulaşamıyorsunuz artık iPhone kullanıyor diyecekler. Kaç sene önce almışım. Onu da kendi paramla aldım. Hep her şeyi kendi paramla aldım bu arada. Çalıştım. Alnımın teri akıyla kazandım. Baba parası değil. Bravo. Teşekkürler. Babana tabletin de baba parası yani. Değil. Evet. Babam da duysun ne olacak. Vay. Evet. Beyza ailesine karşı biraz serttir arkadaşlar. Hayır sert değilim. Onları çok seviyorum. Neyse tamam hadi. Tamam. Ben kısaca özetlemek istiyorum. Tamam özetle Beyza. Tamam. Teknolojiye ulaşmamız gerçekten çok zor. Her şeyin fiyatı çok arttı. Buna illa şu diye sınırlandırmamıza gerek yok. Çünkü öyle konuşmadık. Çünkü hepsi böyle bir şey oldu. Yani şuradan şuraya çıktı. O yüzden... Sadece telefonlar değil, tabletler değil. Tabii canım. Her şey. Teknolojiyle alakalı her şey. Çok basit bir akıllı bileklik bile aldığınızda bir ara 150 liraya falan satılıyordu. Bu
Xiaomi'nin bazı bileklikleri biliyorsun. Şimdi baktığın zaman o Mi Band'ların fiyatı olmuş 500-600 evet. liraya. Yeni nesilleri giriyor. Yani o yüzden her şeyin fiyatı arttı arkadaşlar. Evet. Sadece bunu atıyorum akıllı telefon nazarında ya da iPhone nazarında değerlendirmemek lazım. Bir bilgisayar almaya kalktığınızda bugün ekran kartı olan bir laptoptan bahsediyorum. En az 14-15 bin lira para vermeniz gerekiyor ki çok değil yani kısa bir süre önce atıyorum bir sene önce falan 6 bin liralarda ya 5 bin liralara alabiliyordunuz bu laptopları. Alamıyoruz ama şimdi artık alamıyoruz. Yani çöp yani o paraya bir şey alacaksan da çöp bir bilgisayar ne kadar kullanabilirsin ki? Yani o bir paraya bilgisayar yoktur muhtemelen artık. Var ben... ama çok çöp yani bayağı. Bak, depoda kalan bilgisayarları 3-4 yani. Yıl sonra çıkarıp satıyorlarsa belki olur yani. Evet arkadaşlar. Sürekli kapatıyoruz diyoruz yeni bir konu açıyor. Konuş bitmiyor. Tamam bu sefer kapatıyoruz. Tamam. Önümüzdeki günlerde farklı videolarla yine karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın diyorum sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.